Bu oturumda çok basit bir şey ele alacağız. Bir formül girme diyeceğim ben buna. Ele alacağım formül bir paraşütçünün hızı. Bir paraşütten yüksekten bir yerden paraşütle atlayan bir kişinin hızı. Bu hız, şöyle yaparsam. Almışım. Kopyala. Yapıştır dersen. Bu hız gm bölü c 1 eksi e üzeri eksi cm bölü t olarak verilir. G burada yer çekim ivmesidir. Yer çekim ivmesi genellikle 9,81 metre bölü saniye kare olarak anılabilir. Fakat bazen daha hassas olmak istiyorsanız deniz seviyesine göre bunu ayrıca düzeltmeniz gerekir. M atlayan paraşütçünün kütlesi. C sürtünme katsayısı, havadaki sürtünme katsayısı. T ise zamandır saniye olarak. C kilogram bölü saniye birimidir. Buradan çıkacak olan netice ve metre bölü saniye olur. Şimdi bunun G, M ve C'nin belirli bir değer ve T'nin belirli bir değerleri olacaktır. Ben bunları şu şekilde getireyim. Şuraya yazayım. G, M, C, T gördüğünüz gibi 9,81 metre bölü saniye kare G. M 79 kilogramlık bir kişi. C 12,5 kilogram bölü saniye. Ve ben bunun T eşittir 5 saniyede paraşütçünün havadaki hızını bulmak istiyorum. Bir hesap makinesi kullandığınızda nasıl yaparsınız? Gelirsiniz şuraya. Excel'de ilk önce eşit veya artı basmanız lazım ki buraya bir değer değil de bir formül girdiğinizi belirtmek için. Şöyle yaparsınız. 9,81 çarpı 79. Dikkat ederseniz aynen bir hesap makinesine girdiğim gibi değerleri giriyorum. Bölüce 12,5. Dikkat ederseniz nokta girdim. Benim bilgisayarımda onda birimle ayırma nokta. Sizin bilgisayarınızda virgül de olabilir. Fark etmez. O zaman virgül girersiniz. Çarpı aç parantez 1 eksi şimdi E üzeri'yi yapmak için İsterseniz formüllere girelim, arayalım. Şimdi üs olarak şeyler. Burada matematik ve trigonometrik fonksiyonlara girerseniz, burada gördüğünüz gibi üs ne diyor? Verilen bir sayının üstünün E sayısının üssü olarak kullanılması ile oluşan sonucu verir. E sayısının üssü. Bunu tıklarsanız burada şey istiyor sizden. Eksi yine aç parantez C 12,5 bölü M 79 kapa parantez çarpı 5 derim. Tamam derim. Tamam derim. Burada bir formül şeyi aldı. Fakat son parantezi kapatmadığımızdan dolayı hata verdi. Pardon bakalım. T demişim. T'yi bir şey yok. 5 demem lazım. Rakamı girmem lazım. 33,89 metre bölü saniye oldu. Ha, önemli bir husus. Burada bu gördüğünüz rakam şöyle açarsam bakın burada şu anda 3, 6, 8 ondalık hassasiyetle gösteriyor. Excel bütün hesaplarını 16 basamak hassasiyetle yapar. Şimdi burada 8 hassasiyet görünüyor. Genelde bizim C'yi, G'yi, M'i
hassasiyetler belirlidir. Yani bu kadar bir de şeye hızı bu şekilde göstermek biraz yanlış. Yani ben bu kadar hassas ölçemediğime göre bu değerleri, giriş değerlerini bu kadar hassas ölçemediğime göre ve çıkış hızı da bu kadar hassas bulmanız mümkün değil. Ondan dolayı genellikle hücre biçimlendire geliriz. Sayı şey ettikten sonra ondalık basamak sayısı. Buradaki problemde bana sorarsanız onda birden daha hassas olamazsınız. Yani metre bölü saniye cinsinden hızı bir paraşütçünün hızını bu GMCT değerlerinin hassasiyetine göre belirleyeceksiniz. Bu hassasiyet onda birden biri geçmesi biraz mümkün değil. Çünkü hesabı 16 basamaklı yapmanız doğru. Çünkü eğer öyle yapmazsanız hata çok büyür. Ama sonuç değerini tutup da 16 basamak hassasiyetle yazmanız yanlış. Çünkü giriş değerleriniz mühendis olarak o giriş değerinden daha hassas bir şey elde etmeniz mümkün değil. Bu şekilde yaparsak dikkat ederseniz ben bu şey, hıza 33,9 metre bölü saniye demem. Daha doğru bu. İsterseniz bu dediklerimi isterseniz bir şey için düşünün. Hesap makinesinde yaptığınızda da aynı şekilde geçerli. Tutup da hesap makinesinin ekranında gördüğünüz bütün değerlerini yazmanız bence çok yanlıştır, çok hatalıdır. Çünkü girişteki ölçüm hassasiyetiniz sizin çıktıktaki ölçüm hassasiyetinizi belirler. Ondan daha öteye bir şey beklemeyin. Şimdi bu yaptığım tamamen bir hesap makinesinde çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Aynı şekilde girersiniz. Şimdi öyleyse Excel'i niye kullanayım? Excel'in farkı bu değerleri değiştirdiğinizde formülün değişmesi. Burada şimdi her değerin değişmesi durumunda diyelim 79 yerine 80 oldu. Burada iki tane burada yazılmış 79, burada yazılmış 79. Bunun bu ağırlığa geldi, kütleye olduğunu bilip 79'u da değiştirmeniz, buradaki 79'u da, buradaki 79'u da değiştirmenizi gerektirecek. Halbuki ben bu değerleri bir yere girsem, orada her değeri bir yerde, tek bir yerde bilgisayara versem ve oradan bu değerleri kullansam, çok daha doğru olacak. Çünkü o değeri değiştirdiğimde bütün diğer formülün içindeki bütün değerler değişmiş olacak. Bakın ben bunu şöyle göstereyim. Şuraya gelelim. G, M, C, T'yi biraz ayırayım çünkü T biraz farklı. Şöyle yaparız. Bunu işaretleriz, ortalarız. Eğer boyutu biraz size şey küçük geliyorsa büyütürüz. Buraya 9,81 benim bilgisayarda tekrar edeyim nokta ondalık basamak ayırımı 79 12,5 T'yi de bu sefer şöyle yapayım 5 saniye alta yazayım V'yi şuraya yazacağım V metre bölü saniye olarak şöyle yazacağım. T'yi de saniye olacak. Şu değerleri de alayım. Biraz büyüteyim. 14 yaptım ve ortalayayım. Şu şekilde. Ve bunu da ortalayayım. Şöyle. Şimdi V'yi girerken bu sefer değerleri girmeyeceğim. Burada yaptığım gibi değerleri yazmayacağım. Fakat o değerin olduğu hücreye atıfta bulunacağım. Bakın şöyle. Artı dedim yine veya eşittir de diyebilirsiniz. G'nin bulunduğu yer burası. B2. Çarpı M'nin bulunduğu hücre B3. Bölü C'nin bulunduğu hücre B4. Çarpı aç parantez
1 eksi biraz önce gördüğünüz üst eksi aç parantez c bölü m. Bakın bu sefer hücreleri kullanıyorum. Hücre isimlerini kullanıyorum. Çarpı t dedim. A7. Kapa parantez. Hücreyi kapattım. Bakın şimdi şuradaki bütün üssü tek bir parantez içine aldım. Buradan buraya kadar. Bu sefer tekrar bir daha kapatayım ki şu büyük parantezi kapatmış olayım. Yine aynı değeri elde ettim. Burada da yine hassasiyet olarak yüzeyleri biçimlendir deyip sayı deyip bir hücreyi basamağa indirmemiz daha doğru olacaktır. Ha, bakın şimdi bu sefer 79'u 85'e çevirdiğimde formül otomatikman değişecektir. Buraya geldiğimde ise aynı işi burada yapmaya kalksaydım buradakini değiştirmem lazımdı 85 ve unutmadan buradakini de değiştirmem lazım 85. Yoksa ne olur? Yanlış çıkar. Gördüğünüz gibi önemli bir şey. İkinci bir husus, t zaman, t 1 iken buldum, 25 iken buldum saniye olarak. Bakın hepsini bulabiliyorum. 80 iken bulayım. Böyle. Şimdi ama bir şey daha var. Yani böyle t'yi sadece bir değerini, tek bir t'ye göre bir v'nin hızın tek bir t zamanına göre bulmak değil de ben bir tablo halinde sıfırdan diyelim 80'e kadar değişimi görmek istiyorum. Her bir saniye için. Ki bunu ondan sonra çizdirebilirim de yani onu da düşünürseniz çizdirmek için de kullanabilirim. Ha, bunu şöyle yaparız. Diyelim buna buraya geldik. Sıfırıncı saniyeye geldik. Sıfır tamam. Birinci saniyeye geldim. İkinci saniye. Ben 30'a kadar gideyim. Çok fazla olur. Şunları ortalayayım şöyle güzelce. Ondan sonra bakın seri girmek için şöyle yaparsınız. Sağ alt köşeye gelirsiniz. Artı işareti olur. Kulağından tutar. İstediğiniz değere kadar bakın 30 şurada 28 30. 30'a kadar çekersiniz. Şimdi saniye olarak bunlar yazıldı. İstiyorsanız ki biraz komik olur. Her hücreye şurada yine bu formülü tek tek yazabilirsiniz. Ama ondan ziyade biz formülü alıp kopyalamayı tercih ederiz. Yani şunu alıp buraya kopyalarsanız şöyle getireyim, şuraya kopyalarsanız bakın şöyle biraz şey diyeyim. Yanlış diyor. Ha burada bir şey var. Bakın G, B2, B3, B4 A, T, A7. Şimdi şuraya geldiğimde böyle bir kopyalama yaptığımda bakın bu hücreler birer aşağıya kaymış durumda. A7 iken A8 olmuş, B2 iken B3 olmuş, B3 iken B4, B5 iken B4 iken B5 olmuş. Burada bu şekilde bir şey yaptığınızda, böyle bir formül girdiğinizde hücre isimleri bağıl hücre isimleridir. Yani B2 ile bu formüle girdiğimiz hücre arasındaki mesafe, kolon sayısı, satır sayısı. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 satır farkı varsa her seferinde buraya geldiğimde 5 satır üzeri çıkar. G'yi bu alır. G değeri bu olarak bunu görür. Ha bunu engellemek için bizim buradaki B2, B3, B4 hücrelerini sabitlememiz gerekir. Ama buna karşılık A7, A8 olacaktır. Onu sabitlememiz gerekir. Çünkü burada bağlı hücreyi kullanmamız, yani her seferinde bu hücrenin solundaki rakamı T olarak alması bizim için bizim işimize geliyor. Ama buna karşılık kütle olarak
her t zamanında aynı kütleyi kullanacağımızdan, her t zamanında aynı yerçekimini kullanacağımızdan onların değişmemesi gerekiyor. Bunu iki türlü sağlayabiliriz. Yine buraya geldiğimizde. Birincisi B2 hücre ismi. Ve bunu dediğim gibi bağ. Bunu mutlak sabitlemeli için, bu hücre ismini sabit tutabilmek için çok basit bir şey. B2'nin arkasına gelip F4 hücresine basarsanız bu hücrenin ismi sabitlenmiş olur. Bakın şöyle yaptım. Burada B2 sabit. Aşağıya çektiğimde görüyor musunuz? B2 sabit kalıyor. B3, B4 oluyor. B4 de B5 oluyor. Ha, bundan dolayı gelip B3'ü de sabitleyelim. B4'ü de sabitleyelim. F4'e basınca dolar işareti çıktıktan sonra sabitlenir. Bu şekilde sabitleyerek B3'ü de sabitliyorum. Ha, hepsini sabitledim. Sadece A7 sabit değil. Neden A7 sabit değil? Çünkü bir aşağı indiğimde A7, A8 olmasını istiyorum. Bu şekilde bakın ilk önce bir aşağı çekeyim. Gördüğünüz gibi 9.1. İsterseniz şurada da T'ye 1 yaparsanız 9.1. Doğru. Ha şimdi aşağıya kadar tek tek böyle çekerek değil de İsterseniz şöyle iki tıklarsanız sol taraftaki hücrenin dolu kısmına kadar sonucu doldurur. Şimdi bir başka türlü de bunu yapabilirsiniz. O da bu hücrelere isim vermek. Yalnız isim verirken o hücrenin Excel'de kullanılan başka bir isme tekabül etmesini önlemeniz lazım. Yani o isim Excel'de başka bir nedenle kullanılmış olabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Burada G'ye isterseniz G diyelim. Bakın burada normal olarak bu hücrenin ismi B3. Buraya gelip tıklayıp M basarsanız İki defa tıkladıktan sonra bakın artık bu hücrenin ismi M oluyor. Aynı zamanda B3'ü de kullanabilirsiniz bu hücre ismi olarak. Ama bu hücrenin ismi M. Buraya gelelim. C sanıyorum kullanılan bir şey. Bakın olmadı. C kolon seçme oluyor. Ondan dolayı gelelim buraya tıkladıktan sonra CC yazalım. Yani C yerine CC kullanalım ya da başka bir şekilde bir şey kullanalım. Çünkü C'yi kullanamazsınız. Şimdi bakın G hücre ismi, M hücre ismi, CC hücre ismi. Buraya gelip şöyle yazabiliriz şimdi bu formülümüzü. Eşittir G çarpı M bölü DC. Görüyor musunuz? Çarpı aç parantez 1 eksi üs aç parantez eksi aç parantez cc bölü m kapa parantez çarpı a7 yine a7 t zamanı alıyorum kapa parantez kapa parantez ikinci parantezin neden kapandığını görüyorsun. Bakın yine aynı şey diyor. Bunu da yine buraya gelip iki tıklarsak aşağıya kadar doğru yine bunları işaretleyip format hücre şey, biçimlendire girelim ve sayı olarak tek basama indirelim. Bunu da bulmuş oluyoruz. Şimdi genel olarak isim vermek doğru bir şey. Fakat çok fazla formülünüzde bir sayfada isim sayısı çok olursa karıştırabilirsiniz. Yani işin içinden çıkamazsınız. Ya da biraz önce dediğim gibi o isim Excel'de başka bir şey nedenle kullanılıyorsa çakışma olur. Yapamazsınız. Eğer çok fazla kullanmayacaksanız
Hücreye isim vermektense dolar işaretiyle o hücreyi sabitlemeniz bence daha doğru olur. Ancak bazı parametreleri, mesela pi sayısı zaten var burada. Fakat devamlı kullanacağınız G gibi 9,81 devamlı her yerde kullanacaksanız veya benim en fazla kullandığım dereceden radyana çevirmek için pi bölü 180 değeri. Bunlara bunlar için bir yerde bunları yazıp o hücreye bir isim vermeniz çok daha doğru oluyor. Bu isim verdiğiniz hücreyi sadece bir sayfada kullanmanız bir sayfada geçerli değil. Bu Excel dosyasının her sayfasında o ve isim geçerli olur. Bu da size büyük bir kolaylık getirebilir. İyi günler.